Portekiz'de devam eden NATO tatbikatının kalbindeyiz. Mali'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri değerlendiren diğer NATO üyesi ülkelerinin üst düzey komutanları, Türkiye'nin bu tür platformlarla sahada oyun değiştirici olacağı görüşünde. Bu boyutlar için son derece çevik bir yapısı var. Biz Marlin'i çok başarılı bulduk. Ayrıca Marlin, tehditleri tanımlama ve karşı koyup verilen hedefe ulaşma adına son derece yetenekli bir platform. Bu tatbikat, otomasyon, otonom sistemler açısından oldukça faydalı geçti. Özellikle Ukrayna krizine odaklanırsak, otonom araçlar NATO'yu ve kuvvetlerimizi iyileştirmede, geliştirmede çok önemli. Marlin gibi özel araçları bu yeni duruma entegre edebilmek için bu tür tatbikatları şimdiden yapmamız gerekiyor. Buraya gelene kadar insansız araçların yetenekleriyle ilgili derinlemesine bir bilgim yoktu. Ancak tatbikatta gördükten sonra bu sistemlerin gelişiminden çok etkilendim. Su yüzeyi, hava ve denizaltı gibi her alanda gösterdikleri performans etkileyici. Bu sistemlerin entegrasyonu tatbikatın önceliklerinden biri. Marlin çok özel ve etkileyici bir sistem. Hem su altı hem de su üstünde destek için çok fonksiyonel. Marlin etkileyici bir deniz aracı konsepti. Onun gelecekteki yeteneklerine kavuşmasını dört gözle bekliyoruz. Marlin, Türkiye'nin denizcilik konseptinde yenilikten ne anladığını çok iyi bir şekilde gösteriyor. Umarım tüm bu süreci birlikte yapabiliriz ve yenilikçi bir topluluk olmaya devam edebiliriz. Gerçekten çok güzel bir tasarımı var. Marlin'i bundan sonraki tatbikatlarda da görmek istiyoruz.